14. konuşmayı Halkların Demokratik Partisi adına eş genel başkan Figen Yüksekdağ yapacak. Saygıdeğer halkımız, hepinizi en içten duygularımla, saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yarın sandık başına giderek siyasal tarihimizin en önemli seçimlerinden birini gerçekleştireceğiz. Ya özgür, demokratik, eşitlikçi, adil, barış içinde bir yaşamı tercih edeceğiz. Böylece Türkiye'nin her yerinde hiç kimsenin korkmadan kimliğinden, mezhebinden, dilinden dolayı çekinmeden yaşayacağı, hakça paylaşacağı bir ülkeye adım atacağız ya da diktatörlük ve tek adamlık sultası baskısı altında inleyen bir ülkeye dönüşeceğiz. Sizler de yaşıyor ve çok iyi biliyorsunuz ki içinde bulunduğumuz durum geleceğimiz açısından umut yaratmıyor, güven vermiyor. Demokrasiden özgürlüklere, sosyal adaletten çalışma yaşamına varıncaya kadar her alanda sorunlar, eşitsizlikler, krizler katlanarak devam ediyor. Bugün kaygısı ve yarın korkusu hepimizin hayatını çekilmez kılıyor. Varlığımız, kimliğimiz, inançlarımız, ihtiyaçlarımız, ekonomik ve sosyal taleplerimiz görmezden geliniyor, dikkate alınmıyor. Hakça paylaşım yok, adalet yok, eşitlik yok, huzur yok güven yok, umut yok. Bunlar olmayınca da mutlu bir yaşam olmuyor. Saygıdeğer halkımız, bu seçimlerden çıkacak sonuç gelecek 10 yıllarımızı şekillendirecektir. Tekçi iktidarını yeni bir aşamaya taşıyarak toplum üzerindeki baskısını daha da artırmayı hedefleyen bu otoriter zihniyeti geriletecek, demokrasinin önünü açacak güç HDP'dir. Türkiye'nin özgürlükçü, eşitlikçi çoğulcu kimliklerini temsil eden, radikal demokrasiyi hedefleyen HDP'dir. Yani sizlersiniz, bizleriz. Eşitlik hukuku temelinde bir arada yaşamamızın adresidir HDP. Türkiye HDP'dir, HDP Türkiye'dir. Alevi ile Sünni'nin, Kürt ile Türk'ün birbirinden korkmadığı, birbirine sırtını dönmediği bir ülke ortamını hep birlikte yaratacağız. En önemli hedeflerimizden biri, güzel ülkemizin çok kimlikli, çok kültürlü, çok inançlı, çok dilli yapısını kucaklayan toplumsal sözleşme niteliğinde yeni bir anayasanın yapılmasıdır. Eşitlikçi, cinsiyet özgürlükçü, sosyal, ekolojik ve demokratik bir anayasayı yapmak için tüm gücümüzle çalışacağız. Çoğulcu bir anayasanın teminatı ve garantörü sizlersiniz, bizleriz. Yani HDP'dir. Bu Türkiye kamuoyuna sözümüzdür. Unutmayın ki 7 Haziran seçimlerini başkanlık sistemine geçiş olarak kullanmak isteyen ve bu sayede hayalindeki diktatörlük özlemini gerçekleştirmeyi hedefleyen zihniyeti durdurmanın demokratik yolu HDP'dir. Biz herkesin üstüne kabus gibi çökecek olan başkanlık sultanlık sistemine izin vermeyeceğiz. Bu ülkenin saraylara, sultanlara, saltanatlara ihtiyacı yok vatandaşlarımızın ihtiyacı ve özlemi daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük, daha fazla eşitlik ve adalettir. Barıştır, insanca kalkınmadır. Sizlerin daha otoriter, daha merkeziyetçi, erişilmesi güç, katılımdan uzak, tek kişinin kararları verdiği ve ülkeyi kararnamelerle yönettiği bir yönetim sistemine ihtiyacınız yok. Tam tersine Herkese rahat nefes aldıracak, toplumu rahatlatacak sistem, Ankara'da toplanan yetkilerin merkezden yerellere dağıtıldığı, yerel demokrasinin güçlendirildiği, yerel yönetimlerin demokratikleştirildiği, yerinden yönetim mekanizmalarının güçlendirildiği bir sistemdir. Bunu gerçekleştirdiğimizde, bugüne değin bizi korkutmak için varlığını hissettiren devlet bu kez topluma hizmet için devreye girecektir. Bu kadim toprakların zenginlikleri sayılan farklı inançların korunması, kendisini özgürce ifade edebileceği bir ortama kavuşturulması aciliyetini korumaktadır. Tek din, tek mezhep anlayışının Orta Doğu'da ne gibi tahribatlar yarattığını hep birlikte üzülerek izliyoruz. Devletin işi inançları tekleştirmek değil, bütün inanç ve mezheplere eşit mesafede yaklaşmak ve bu inançlara kendisini ifade edebileceği alan açmaktır. Bugüne kadar devletin resmi ideolojisine hizmet eden ve tekçiliği dayatan, parasını, pulunu eşitliğe dayalı olarak kullanmayan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yerine bütün inançlara eşit mesafede duran ve özgür inanç faaliyetlerinin gelişmesini sağlayacak olan İnanç İşleri Başkanlığını kurmayı öneriyoruz. Zorunlu din dersi yerine İsteyen istediği dinde, inançta, mezhepte eğitimini okullarda alabilmelidir. Bunun önü açılmalıdır. Değerli yurttaşlarımız, Halkların Demokratik Partisi olarak bizler büyük insanlık çağrısıyla insanlığı düştüğü yerden kaldırmak için bütün ezilenlerin, sömürülenlerin, mağdurların, adaletsizliğe uğrayanların sesi olmak, onların talep ettiği değişim ve dönüşüme öncülük etmek için yola çıktık. Karadeniz'den Trakya'ya, Ege'den Akdeniz'e Güneydoğu Anadolu'dan İç Anadolu'ya kadar gittiğimiz her yerde halkımızın büyük heyecanını, umudunu ve kararlılığını gördük. HDP savunduğu ilkelerle hedeflediği radikal demokrasiyle, ortaya koyduğu gerçekçi çözüm önerileri ve birlikte yaşam iradesiyle geleceği temsil eden, yarınlar adına söz söyleyen, umut ve güven veren tek çizgidir. Diğerleri ise geçmişin, vesayetin, statükonun temsilciliğini yapmaktadır. Deyim yerinde ise statüko emreder, onlar da yapar. Bizim büyük insanlık çağrımızın odağında halklarımıza layık yeni bir yaşam vaadi var. Biz sizlerin her bir renginin varlık ve yaşam koşullarının toplumun tümü tarafından güvence altına alındığı yeni bir yaşam öneriyoruz. Yeni yaşam toplumumuzda ezilen, yok sayılan, görmezden gelinen herkesin güçlendirilmesidir. İşçilerin ve emekçilerin iş yerlerinde iş cinayetlerine karşı iş güvenliğini sağlama hakkıdır. Bütün halkların kendi ana dilleriyle kendi kimliklerini ve kültürlerini özgürce gerçekleştirme hakkıdır. Kadınların erkek egemenliğine ve şiddetine karşı mücadelesinin desteklenmesi cinayetlere son verilmesidir. Gençlerin bugün ve gelecek korkusundan kurtulmasıdır. İşsizliğin, yoksulluğun sürdürülebilir değil, sona erdirilir olmasıdır. Kimliklerimizin birbirimize tehdit olmadığının anlaşılmasıdır. Devletin işinin bizlere kimlik dayatmak olmadığının kavranmasıdır. Doğanın bir ham madde değil, yaşamın kendisi olduğunun ortak kabulüdür. Kapitalizme karşı doğanın korunmasıdır. İşçinin grev hakkıdır. Kadının görünmeyen emeğinin görünür kılınmasıdır. Alevinin cemevidir. Parasız eğitim ve sağlıktır. Nitelikli, kamusal, layık, bilimsel, ana dilinde eğitimdir. İnsan onurunu zedelemeyen koşullarda yapılan ulaşımdır. Barınma hakkıdır. Çocuk işçiliğinin önlenmesi, çocukların sokaklarda çalışmak zorunda bırakılmamasıdır. Çocuk cezaevlerinin kapatılmasıdır. Basın özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, örgütlenme ve demokratik siyaset özgürlüğüdür. Tüm dünya halklarının kendi kendilerini yönetecekleri demokratik, eşitlikçi ve özgürlükçü bir yönetim anlayışını savunmaktır. Değerli seçmen kardeşlerimiz, yarın sandık başına gidiyorsunuz. Çok önemli bir karar vereceksiniz. Oy pusulasına basacağınız bir mühür çok hem de çok şeyi değiştirecektir. Size gelecek vaat etmeyen, sadece kendi iktidarını sağlama alıp halka hesap vermekten kurtulmaya çalışanlardan yana yapılacak tercih, daha fazla yoksulluk, daha fazla yolsuzluk, daha fazla baskı, daha fazla zulüm olarak size geri dönecektir. HDP'ye vereceğiniz her bir oy barışa, kardeşliğe, hakka, hukuka, adalete, özgürlüğe eşitliğe özgür bir geleceğe kapı açacaktır. Yarını bugün gibi yaşamak istemiyorsanız, geleceğe umutla bakmak istiyorsanız yapacağınız tercih HDP olmalıdır. Çünkü HDP umudun ve geleceğin, barışın ve istikrarın teminatıdır. Gelin çocuklarımızın geleceğini diktatörlük özlemi içerisinde olanların iki dudağı arasına sıkışmaktan çıkartalım. Gelin yurttaşları yoksulluk ve yoksunluk içinde yaşarken ülkenin kaynaklarını çerez gibi har vurup harman savuranlara en güçlü cevabı sandıklarda verelim. Gelin insan onurunu, insan haklarını, emeği her şeyin önünde ve üstünde tutan bir geleceği birlikte kuralım. Gelin yeni bir ülke, yeni bir dünya, yeni bir yaşam için hedepede birleşelim. Gelin özgürlüğe HDP ile kanat açalım. 8 Haziran'a daha büyük bir umut ve güvenle girmek istiyorsanız yeni ve birlikte yaşamın adresi olan HDP'de buluşalım. Hayal ettiğimiz gibi özgür bir yaşamı kuracağız. Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçe yaşayan bir ülkeyi inşa edeceğiz. Sizlerin desteğiyle 7 Haziran akşamı tüm Türkiye halkına büyük bir demokrasi zaferi armağan. Saygıyla selamlıyor, bizler meclis ediyorum.